Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün narenciye veya diğer bir adıyla turunçgillerin çelikle çoğaltılmasını anlatacağız. Görmüş olduğunuz bir limon ağacı, aynı şekilde portakal, limon, mandalina, yine kamkağıt dediğimiz çeşitli turunçgil türlerini rahatlıkla uygun dallarını alarak çelikle çoğaltım yapabiliriz. Bunun için arkadaşlar mutlaka bazı püf noktaları var. Onlardan bahsedeceğiz. Uymamız gereken ve bu şekilde bunlara uyduğumuzda çok rahatlıkla kendimiz aşı gerektirmeyen yine çelikten çoğaltılmış ve ana bitkiye benzer şekilde meyve verecek fidanlar üretebiliriz. Bildiğiniz gibi özellikle narenciyelerin çekirdeklerinden yeni meyve fidanı elde edilebilir. Ancak bu fidanlar yabani olarak gelişir, tohumdan yetiştiği için ve aşılanması mecburidir. Bizim anlatacağımız bu yöntem çelik yöntemiyle, yani bitkinin herhangi bir kısmından alınmış uygun bir dal ile yapılan çoğaltım, aşı gerektirmeyen ana bitkinin aynısı, klonu olarak yetişecektir ve meyve verecektir. Bunu belirtmek isteriz. Arkadaşlar, bu limon ağacından öncelikle tercihen 1-2 yaşlı, daha çok kalın ve yaşlı olmaması gerekiyor, dalları kesiyoruz. Bu dalları kestikten sonra da alt kısmından 3-4 yaprağı koparıp atıyoruz ve köklenecek bir kısım oluşturuyoruz. Daha sonra bunu eğer varsa köklendirme hormonu veya özel köklendirme tozuyla muamele edebiliriz, ama yoksa sade bir şekilde de dikilebilir. Hazırlamış olduğumuz bu dal yaklaşık 20-25 santimetre olmalı. Daha fazla olmaması gerekiyor. Ve dediğimiz gibi alttan itibaren yaklaşık 3'te 2'sinin yapraklarını koparıyoruz. Toprağa girecek kısmı ayarlamış oluyoruz. Köklendirmede en uygun yaptığımız çalışmalar sonucu belirlediğimiz perlit olması gerekiyor. Perlit bitkinin köklenmesini sağlayacak nemi sürekli bulundurduğu için daha hızlı ve daha sağlıklı bir köklenme meydana gelecektir. Ve bitkiyi perlit ortamına koyuyoruz. Yaklaşık 2-2,5 ay sonra bitki burada yavaş yavaş kök salmaya başlıyor. Ve 3. aydan itibaren de kullanacağımız narenciye, bu limon, portakal, mandalina, kamkat gibi bitkilerin fidanı oluşmuş oluyor. Perlit bulamazsak torf da kullanabiliriz, çiçekçilerden alacağımız. Aynı şekilde hiçbirini temin edemezsek bir miktar çiftlik gübresiyle zenginleştirilmiş toprakta olur. Burada önemli bir nokta, dikkat etmemiz gereken bir husus, mutlaka toprağın nemli kalması sürekli. Evet, toprak ıslak değil, çamur şeklinde değil, ama kurumamış ve hafif nemli bir şekilde sürekli bulundurmak gerekiyor. Bunu sağlamak için de perlitin veya toprağın her gün az ama sürekli sulanması gerekiyor. Hafif kurumaya başladığında bir miktar suyla nemlendirmek gerekir. Ve bu şekilde arkadaşlar yaklaşık 3 ay içerisinde ana bitkiden aldığımız ve çelik dediğimiz dallarla yeni, sağlıklı ve kendimiz yetiştirdiğimiz fidanlar elde edebiliriz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.